İyi akşamlar. Kanal 23 ekranlarına hoş geldiniz. Bugün öğrencilerimizin bir gerçeği olan sınav sistemini konuşacağız. Özel öğretim kurslarının verdiği hizmetleri konuşacağız. İki değerli konuğum var. Sayın Veli Aksu hoş geldiniz. Kursler Başkanımız. Hoş bulduk. Sayın Ahmet Aksu, siz de özel öğretim kursu temsilcisi ve kurucu temsilcisi ve koordinatörüsünüz değil mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Veli Bey, şimdi sizi tanıyor aslında özel öğretim kurs işiyle ilgilenen herkes, eğitim camiası sizi tanıyor ama şu an bizi izleyen diğer seyircilerimiz için de kısa bir kendinizi tanıtır mısınız? Elbette. İsmim Veli Aksu. Öğretmenim. Fizik öğretmeniyim. Evet. 1988'den itibaren eğitimcilikle uğraşıyorum. Özel öğretim, eski adıyla dershane, evet, yeni adıyla kurs. İşletmeci yapıyorum. Pozitif Enderun Özel Öğretim Kurumları kurucusuyum. Fizik öğretmeniyim. Aynı zamanda Elazığ Kursler Başkanıyım. Evet. Evet, eğitimle iştigal ediyoruz. Ahmet Bey, siz de kısaca tanıyalım. 1998'den beri eğitimin içerisindeyiz. 2005 yılında kendi kitabımızı yazdık. Birçok yayının yazarlığını yaptık. 2000'den itibaren de kendi özel öğretim kurs merkezimizi kurduk. Şu anda da öyle devam ediyoruz. Evet. Eğitimin 23 yıldır içerisindeyiz. Yani eğitim çok kapsamlı üzerinde konuşulacak husus. Özel öğretim kursları da bu işin bir gerçeği oldu son, evet, zamanlarda. Kurs hizmetlerini, sınav sistemini konuşmadan önce Veli Bey, ben size şunu sormak istiyorum. Şimdi eğitim var, öğretim var. Evet. Bu dediğimiz gibi çok üzerinde konuşulabilecek başlıklar. Siz kurs hizmeti veriyorsunuz ama bunu değerlendirirseniz, diyelim ki eğitim açısından ve öğretim açısından, evet, kurs hizmetleri bunda hangi aşamadadır? Bu ikisi arasında kıyas yaparsak öncelik hangisi olmalıdır gibi. Ve bu eğitim ve öğretimin yeterliliği, kalitesi neyle ilişkilendirilebilir? Böyle bir soru sorayım size. Teşekkür ederim. Bülent Bey, çok güzel bir soruydu. Eğitimi tamamen özetlemiş oldunuz. Tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Özel öğretim ya da milli eğitim okulları, bunlar elbette ki biri birilerinin bütünleridir. Hiçbir zaman alternatifi değildir. Yani ister milli eğitim okulları olsun, isterse özel öğretim olsun. Evet. Bunlar birbirlerinin bütünleridir. Birbirlerinin eksiklerini tamamlar. Evet. Tabii milli eğitim okullarında elbette ki temel bilgi alınmalıdır. Ve bunun da pratize edilmesi kurslar tarafından olur. Ancak ülkemizde bir sınav gerçeği var. Dolayısıyla her öğrenci istediği fakülteye girme şansı olmadığı için bir sınav sistemi gerçeği de olmalıdır. Ben 16 tane ülkenin eğitim sistemini okudum, araştırdım. Şu anda Amerika dahil, Avrupa'nın 16 ülkesi dahil tümünde kurs sistemi vardır. Yani Avrupa'da, evet, 16 ülkede, onlar da seçme sistemi olması gerekiyor. Kurs sistemi mi var yoksa zaten, sınav sistemi mi diyelim? Nasıl? Şöyle, onlarda, evet, da bizim gibi belli bölümlere sınav alınır. Yani birçok bölüme sınavsız geçilir ama mesela öğretmenlik gibi, evet, ve tıp gibi bölümler de onlar da sınav sistemine göre alınır. Ama oradaki kurs işleyişi biraz daha farklı Türkiye'ye göre batıdaki. Nasıl? Mesela orada milli eğitime, milli eğitim okullarına giden öğrencilerin başarısız kabul edildiği, yani bizim ülkemizde bir sistem olarak kıyaslama olursa mesela 50 puan ve altındakilerini biz başarısız sayıyoruz ya. Evet. Bu başarısız olan öğrencileri özel öğretimdeki eğitim faaliyeti yürüten kuruluşlara ihale açıyorlar.
bu ihaleyle bu öğrencileri veriyorlar. Bu öğrencilerin orada bir süre, bir ay gibi ya da bir buçuk ay gibi okulun dışındaki zaman diliminde ek bir eğitim alarak o derslerdeki eksiklerini tamamlayıp tekrar sınava giriyorlar. Başarılı olan öğrenci sayısı kadar o eğitim veren özel üretim kurumuna ödeme yapıyor. Yani daha sistematik. Aslında bu sistemin ülkemizde olması gerçekten eğitime çok ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum. Şimdi öğretmenlik dediniz, o konuda birazcık ben de yani yurt dışında öğretmenlik yapan kişilerle konuşmuşluğum var. Özellikle öğretmen seçiminde, öğretmen yetiştirmede diyelim daha doğrusu, çok hassaslar. Evet. Çok hassaslar. Evet, yani diyelim ki çocuk o alanla, o alanda diyelim ki eğitim alıyor, öğretmen olacak kişi. Hatta iki alanda birden eğitim alıyor. İki branşta eğitim alıyor. Öğretmenliğe başlıyor. Staj süresinde başaramama durumunda bütün aldığı eğitim hiç edilip bunu başaramadınız, gidin başka meslek yapın diyorlar. Yani orada biraz daha katı. Bizim burada diyelim ki lisansı bitiriyor, öğretmenliği bitiriyor. Bir de KPSS sınavını geçti mi öğretmen oluyor. Hatta öğretmen olmayıp da formasyon alttan sonra da uzun yıllar yapıldı. Hatta 40 günlük öğretmenlerimiz oldu. Yani inşallah yani gönlümüzden geçen şudur. Keşke herkes istediği mesleği yapabilsin ve o mesleğin bir karşılığı olsun. Yani üniversitede girebileceği üniversitede yeterli kontenjanlar olsun. Ama işte bazen beklentilerle gerçekler örtüşmüyor. Ahmet Bey size dönmek burada bir şey demeyi isteyebilir miyim? Evet. Şimdi öğretmenlikten bahsetmişsiniz. Ben kısaca bir girmiş olayım. Tamam. Aslında ülkemizdeki kök problem eğitim. Eğitim, mevcut eğitim sistemimiz. Ya eğitimle öğretimi ayırıyor musunuz? Ben onu az önce sormuştum. Evet. Şimdi oraya geleceğim. Evet. Şimdi kök problemimiz eğitim. Önemli bir mevcut demek. Olan eğitim sistemi nitelikli insan yetiştiremediği için toplumda önce ahlak, sonra ekonomi, sonra toplum çöküyor. Peki çözüm? Çözümümüz öğretmen. Yani hiçbir sistemin başarısı tam donanımlı yetişmiş olan nitelikli bir öğretmenin başarısından fevke değildir. Yani bizim ülkemizde temel sorun, gelen her Milli Eğitim Bakanı eğitim sistemini değiştirdi. Oysa öğretmen yetiştiren okullar, fakülteler, bunların sistemine çok uzun yıllardır ülkemizde dokunulmadı. Yani aslında bizim ülkemizin temel problemi öğretmen problemi. Yani şöyle mi, yüksek okulda, üniversitedeki yetiştirme öğretmen formatında bir değişiklik tabii. gerekiyor diyorsunuz. Tüm sorunumuz bizim bu aslında. Eğer hakikaten tam donanımlı, eski yıllarda bakarsınız o öğretmen lisesine yetişen öğretmenlerimiz, bu öğretmenlerimiz ya da eğitim enstitüleri dediğimiz o dönemdeki eğitim enstitüsündeki öğretmenlerimiz bugün ülkemizde hakikaten saygınlığını halen koruyan, halen kanaat önderi, eğitimde kanaat önderi olan insanlardır. Çünkü o günkü o öğretmen lisesi ve eğitim enstitülerinin yetiştirdiği öğretmenlerin donanımları, bugünkü öğretmenlerin donanımları çok fevkindedir. O yüzden önümüzde kısa bir süre sonra seçimimiz olacak. Burada sizin kanalınızla da duyurmuş olalım. Yeni gelen Milli Eğitim Bakanımız mutlaka öğretmen yetiştiren sistem üzerinde durması. Yani ben de öğretmenim. Sanki son zamanlarda bu yönde adımlar atılıyor gibi geliyor bana. Yani hem üniversitedeki eğitim formatı, eğitimin verilme formatı diyelim. Hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nın sürekli nasıl diyeyim, güncele yönelik kendini yenileme çabaları bana iyi gibi geliyor. Ben öyle söyleyeyim. Ama tabii ki sizin değerlendirmelerinizden de yola çıktığımızda muhtemelen müdahale edilmesi gereken hususlar var. Bu arada genç öğretmenlerimizin
Yani ben de farklı okullarda da çalıştım. Genç öğretmenlerimizin cidden kendini iyi yetiştirdiklerini de görüyorum. Ama işte belki size katkı olsun diye şunu söyleyebilirim. Öğretmen kendini yetiştirecek ama eğitim aldığı kurum da öncesinde ona daha fazla katkı sağlamalı. Belki o boyutuyla sizinle mutabıkız yani, evet. Öyle diyelim. Ahmet Bey, siz de özel öğretim kursu yöneticisisiniz. Evet. Şimdi Veli Bey dedi, eskiden dershaneler, şimdi kurs merkezleri. Bir de sınavlar ülkemizin bir gerçeği. Evet. Hem ülkemizin hem ilimizin. Şimdi biz Elazığ'da bu programımızı yapıyoruz. Siz de Elazığ'da kurumlarınız var. Özel öğretim kursları. Bu kursların en öncelikli hedefi nedir desem, neler söylemek istersiniz? Kurslarımızın hedefi öğrenciyi sınava yetiştirmek. Ama bu sadece bu noktada bakarsak problemler biraz daha fazlalaşıyor. Programımıza başladığımızdan itibaren önce eğitim dedik, sonra öğrenim dedik. Türkiye'nin gerçeği şu, eğitimi bir kenara bırakıp öğrenimle işe devam etmek. Yani sadece bilgiye odaklanıyoruz. Evet, bilgiye odaklanma. Evet. Bu bilgiye odaklanma da imtihan sisteminin küçük yaşlarda çocuklara LGS ile başlayıp üniversiteyle gitmesi. En büyük problemlerden biri bu. Evet. LGS sınavı çocukların tam kendini bulma dönemleri, gençliğe atılma dönemleri, psikolojilerinin alt ve üste geldiği bir dönem. Ama bu dönemde ne yapıyoruz? Bir LGS sınavı yapıyoruz. Yani kişilikleri oluşacak, tabii. Karakter oturacak ama biz yine oturacak, o karakter bir şekilde oturacak ama biz oraya sınavı sokarak çocuğu belki de daha böyle bocalayacağı bir ortama mı sokmuş oluyoruz? Öyle aynen dersin? Öyle. Çocuğun kişiliğinin oturması, evet. Noktasında tam benliğini bulması yaşlarına geldiği an, evet. Biz çocuğa sadece öğrenimi dayatıyoruz. 6, 7 ve 8'de nitelikli ve fen liselerine girmesi için sadece öğrenimle ilgileniyoruz. Sadece ile öğrenimle ilgilenen çocuklardaki başarı hem az oluyor hem de istenen seviyede olmuyor. Şimdi biz konuşmamızın başlangıcından itibaren eğitim dedik. Asıl bu eğitim benim 23 yıldır gözlemlediğim ailede başlıyor. Aile sadece çocuğa öğrenim noktasında destek vermişse ciddi problemler yaşıyoruz. Çocuk başarılı olduğu zaman da mutlu olmuyor. Eğitilmemiş çünkü. Başarının ne olduğunu, kariyerin ne olduğunu, ne amaçla yapıldığını, vatana, millete mi, yakınlara mı, bu bilinçte değil, bir amaç yok. Aslında ben hocam tam benim de zihnimde sürekli düşündüğüm bir hususa değindiniz. Evet. Yani çocuk o bilgiyi alacak, öğretimsel bilgiyi de. Hatta eğitim adı altında verilen bilgiyi de. Fakat onunla neye hizmet edecek? Bu bilinç yok. Evet. Yani diyorsunuz bakın vatana bir katkısı mı olacak değil mi? Millete belki ondan ileride katkı bekleyecek diğer insanlara yönelik hizmet etme şuuruyla mı kendini, evet. Geliştiriyor? Bu cidden üzerine çok konuşulması gereken bir husus. Yoksa sadece ben öğreneyim, kendim akademik olarak veya bir şekilde bir başarıyı yakalayayım ve kendime katkım olsun. Acaba böyle midir? Şu an gerçekler böyle mi? Şimdi, olması gereken bu mu? Evet. Aslında mutluluk dediğimiz olay, evet. Kendimizi mutlu etmek değil. Karşımızdakini ne zaman mutlu edersek biz o zaman aslında mutlu oluyoruz. Böyle mi olmalı peki? Bu bilinçte yetişirse insanlar, evet. Eğitimi iyi alacak, öğrenimin amacını bilecek, hem kendini yetiştirmiş olacak ve bir hedefi olacak. Hı. Hedefsiz olunca başarı da ve yetişmede de problemler oluyor. Evet, buyurun. Evet. Şimdi yani eğitimi, ben onu diyecektim. Eğitimi bir numaraya koyuyoruz. Ama, kesinlikle. Ama şartlar sizi kursunuzda öğretimi bire koymaya zorluyor diyebilir miyiz? Şimdi kurslardaki
Evet. Şartlar, siz bir şeyler üretmek zorundasınız. Ya bir sınav eğitim noktasına girdiğiniz zaman aile o amaçla gören, öğrenim amacıyla gönderdiği için sizin önünüzde bir engel oluyor. Ha. Hemen bizim amacımız matematiği öğretmekti, öğrenmesiydi, feni öğrenmesiydi, fiziği, kimyayı öğrenmesiydi. Hocam bu kursla alakalı değil. O yüzden kursların çoğu kursumuz bu noktada geri duruyor eğitimde. Ama biz kurumumuzu kurduk kuralı hep bunu düşündük. İnsanlara dokunacaksın. Gönlüne dokunacaksın. Başına dokunacaksın. Yüreğine dokunacaksın. Bunlara dokunmadan ne öğretmenlik yapılır ne de o kurum ciddi bir kurum olur. Aslında dediğiniz gibi yani bu hususları da öncelediğinizde çocuk o zaman öğretimsel hedeflere yönelik de çaba sarf eder. Yani kendini değerli hissettiğinde, değil mi? Evet. Öğretmenlerinin kendisine diyelim ki sadece işte matematiği öğretmek, fiziği öğretmek değil, bir arkadaş gibi, ona doğruyu yanlışı fark ettirmek gibi yaklaşımlarıyla çocuk kendini değerli hissettiğinde öğretmenin öğretimsel hedeflerine belki o da katılacak, yani öyle diyelim. Yürekler birbirine değmediği evet. zaman bilgiler birbirine değmesi çok zor önemli olur. Bir Yüreklerin değmesi bir lazım. Olacak diyorsunuz. Şimdi matematiği anlatmadan önce sizin sınıfa girdiğiniz duruşunuz, davranışınız, giyim tarzınız, hareketleriniz, çocuklara bakışınız, onların hal ve hatırını sorup bir manevi hava verip sonra derse başlamak nasıl? Bir de direkt başladım matematiği anlatmaya. Bu çocuk ne kadar başarılı olur ve zaten ne kadar anlayabilir? Çocuklarımız hep diyor ya, diyelim ki bir dersten başarısız. Ben rehber öğretmen olduğum için biraz daha bu cümleleri duyuyorum. Hocayı sevmedim diyor. Evet. Hocayı sevmeyince matematiği de öğrenmiyor. Matematiği evet. örnek veriyoruz yani hangi evet. ders olursa, fizik olur, kimya olur. Yani dediğiniz gibi o yüreğe dokunmak olayı önemli. Hoca çok iyi bir anlatıcı da olsa, çok iyi öğretici de olsa, yüreğe dokunamıyorsa çocuk o dersi de sevmiyor. Hocam burada biraz... bir parantez açmak tamam. istiyorum. Tamam. Yani burada hem milli eğitim okullarımız evet. hem de kurs merkezlerimiz eğitimin üzerinde durmadan öğrenime geçerse, velilerimiz de bu noktada biraz sabırlı olursa kurslar noktasında çocuklarımız daha iyi yetişir. Şu anda çocuklarımızda ciddi bir manevi bir boşluk var. İmtihan, ders çalışma ve gelecek kaygısı. Biz eğitimi iyi yerli yerine oturtturmadığımız zaman çocuk gelecek kaygısı muhakkak çekecektir. Şimdi üniversitelerden mezun olan öğrencilere baktığımız zaman fakültenin tabii ki önemi büyüktür. Bir Marmara'da okumak, Ankara Üniversitesi'nde okumak, Yıldız'da okumak, Fırat'ta okumak. Ama bir Fırat'taki inşaat mühendisini bir bakıyoruz çok ciddi işler yaptığını, kendi alanında geliştirdiğini. Türkiye'deki bütün kurumlara baktığınız zaman Fırat'ın fizik, kimya, biyoloji, edebiyat, coğrafya, tarih mezunlarının bütün Türkiye'deki kurslarda etkisini çok iyi görüyoruz. Kişinin kendisini yetiştirmesi üniversitede çok önemli. Bu da bilinçli ve eğitimden geçiyor. Eğer siz kafanıza ben iyi bir matematikçi olmayı, fizikçi olmayı veya inşaat mühendisi olmayı koymuşsanız ve burada da bir hedefiniz, bir amacınız, amaç çok önemli. Yani sadece oradan mezun olayım değil. Evet. Ya yani mezun olurken kendimi şöyle geliştireceğim ve şu hedefe ulaşacağım diyecek. Sadece lisans diplomasını alayım demeyecek. Ben kendime hep bakarım, geriye dönerim. Evet. Bir şeyler söylediğim zaman da hayatımda bakarım. Neleri yaptık? Çünkü biz de birden öğretmen olmadık matematik. Ben matematiği tercih ederken abim fizikçiydi. Ben de matematikçi olup dersene kuracağız diye ben matematiği tercih hedefi ettim. Hedefi öyle koydunuz. Hedefi öyle koydum. Şu anda da hedef gerçekleşti mi? 2 yıl sürdü gerçekleşmesi için. Evet. Çünkü donanımınızı evet. ona göre aldınız. Bir tıp tercihim vardı. Bir de matematik. Farklı bir tercihimiz yoktu. Üniversite sınavında Türkçe netlerinde kaydırma nedeniyle ben matematiğe girdim. Matematiği birinci dönemde aslında bırakmıştım. Tekrar hazırlanmıştım ama baktım ki tıp bana göre değil, okuyamayacağım. O zaman fen edebiyatta tıp fakültesi yoktu. Matematik
ikinci kattaydı. Tıp fakültesi üçüncü kattaydı. Fen edebiyatı. Su ürünleri birinci kat fen edebiyatta. İkinci kat matematik, üçüncü kat da tıptı. Çok ilginç. Tıp evet. Fen edebiyattaydı. Tabii yani. Tabii. Bizim 94-95 dönemlerinde, 93-94-95'te tıp. Hocam süremiz biraz sınırlı. Ben özür dilerim. Biraz hızlanmak istiyorum. Evet. Şimdi biz bugün kursları konuşacağız ya. Burada kurslara bağlayacağım zaten. Tamam, buyurun. Şimdi matematiği okudum. Amaç bir kurs kurmak, dersene kurmak. İki yıl öğretmenlik yaptım ve kendi kurumumuzu biz kurduk. Şimdi buradaki amaç eğitmek. Bu neydi? Bizim eğitilmemiz ve bir amacımız doğrultusunda bölümümüze ve dersimize ciddi bir anlamda asılmak amaç gayesinde ve başarıya 2 yıl sürdü. 2 yıl öğretmenlik ve 3. yıl kendi kurumunu kurmuş oluyorsun. Yani kurslardaki nokta şuna dikkat edilmesi lazım bence. Öğrencilerin eğitimine de az da olsa eğilmeleri lazım. Çünkü kurslarımızın çoğuna baktığımız ben zaman... Ben hocalarımızın birçoğunun bu anlayışta olduğunu düşünüyorum. Fırsatı yakaladıklarında çocukların eğitsel ihtiyaçlarına yönelik de bir şeyler vermeye çalıştığını düşünüyorum. Bunu biraz daha artırmak lazım. Hmm. Son dönemlerde milli eğitimde de aynı şekilde eğitim noktasında ciddi sıkıntılarımız oluyor. Yani herkes olayın farkında hocam. Sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Şimdi yetiştirdiğimiz çocuklar bizim gerçeklerimiz. Yani o çocuklar 5 sene 7 sene sonra işte biz markete gittiğimizde veya bir devlet kurumuna gittiğimizde bizim karşımıza çıkacak. Herkes yani aslında biraz da yine menfaatçi bir yaklaşım benim. Ben böyle düşünüyorum. O çocuk benim karşıma daha beyefendi, daha kültürlü, daha ahlaklı, daha böyle insana kıymet veren bir kişi olduğuna yine ben fayda göreceğim. O amaçla çocuklarımızı yetiştirmek istiyoruz diye düşünüyorum. Süremiz daralıyor. Ben hızlı gideceğim. Veli Bey, şimdi siz Elazığ'daki kursların Kursler diye bir derneğimiz var. Evet. Böyle özel öğretim kursları. Siz de o özel öğretim kurslarının kurduğu derneğin başkanısınız. Evet. Bunu birazcık anlatalım. Yani bu bunun işleyişini anlatalım. Kursler ne amaçla kurulmuştur? Şu ana kadar konuştuğumuz hususlarda hangi adımları atmıştır veya atmak istiyor? Evet. Kurslerin tabii temel kuruluş amacı, kurslar sadece Elazığ'da olan bir kuruluş değildir. Öyle mi? Tüm tabii, tüm Türkiye'de 81 ilde yapılanmamız vardır. Evet. Geçen ayda bizim Ankara'da bir toplantımız vardı, kurslar toplantısı. Yani kurslerin Türkiye'deki 4 tane kurucusundan birisiyiz. Dolayısıyla da hemen her Türkiye'deki, ilde var. Türkiye'deki hocam anlamak için soruyorum. Şimdi Türkiye'de ilk kuran 4 kişiden birisi. Evet. O da çok güzel bir şey. Dolayısıyla bizim bu serüvenimiz 2015 yılında dershaneler kapandıktan sonra ülkemizin çeşitli illerinde mesela Diyarbakır'da Engin abimiz var. Yine Malatya'da Mehmet Bey var. Yine İstanbul'da Engin Ceylan abimiz var. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızla birlikte bunu organize de ediyoruz. Ve Türkiye genelindeki bu kurslar sadece kurslar değil, kursların genişletilmiş bir halidir. Nedir? Bizim asıl açılımı şudur kurslerin, özel öğretim ve muhtelif kurslar derneği. Sadece böyle sınava hazırlayan değil, kurslar değil. Tüm kursları kapsayan, evet. Ancak bu yıl Ocak ayında özel okulların da dernek başkanlarının bize bir talepleri var. Şu anda onun üzerinde de görüşmeler devam ediliyor. Kursler Türkiye'de çok iyi organize oldu. Ve bu organize olması neticesinde de bir grup özel okullar derneği de kursler çatısı altına girme çalışmaları var. Şu anda o çalışmalar devam ediyor. Özel okullar evet. Derneği. Yani ismimizi biraz daha genişleteceğiz. Ama şimdi ben özel okulları sanki bir daha üst bir çatı gibi düşündüm ama onlar da kursler bünyesine girmek istiyorlar. Yani evet şu anda öyle görüşmeler ve temaslar devam ediyor. Bizim ismimiz de belki biraz genişleyecek. İsim değişecek belki. Evet. Ama kurslerin aslında temel kuruluş amaçlarından birisi şudur. Demin bahsettiğiniz gibi Ahmet Bey'in de çok güzel değindiği anekdotlar vardı. Ben de ona destek olsun diye
pekiştirmek istiyorum. Hı-hı. Kursların kuruluş amaçlarından birisi de kendi kültür kodlarımızla insanları eğiterek akademik başarı vermek. Önemli bir şey söylüyorsunuz. Evet. Yani kültürel unsurları bu işe katarak. Tabii bizim evet. Yani manevi evet. Ve milli olan kültür kodlarımızı, hı-hı, kursler çatısı altında olan kurumların öğrencilerini bu şekilde eğitmeleri. Bu bizim birinci ilkemiz. Önemli bir ilke. Tabii. Yani bunu şu ana kadar dernekler genellikle kendi iştikal alanları içerisinde devam ederler. Ama bizim önceliğimiz kendi kültür kodlarıyla yetişmiş gençler yetiştirmek. Aslında hocam çok önemli. Yani şimdi siz 88'den beri eğitimle evet, iç içesiniz. Evet. Özellikle biz de o yıllarda öğrenciydik yani. 90 ile 2000 yılları arası işte evet, üniversitede okurken. Biz belki o ara okullarda eğitim görürken öğrenci olarak yani bize verilen o kültürel kodlar, o ahlaki değerleri alıyorduk ama böyle çok da önemli görmüyorduk. Ama onlar içimize işlemiş. Evet. Şimdi onun yansıması şimdi sizin dediğiniz gibi belki de kurslarda evet, ön plana çıkıyor. Bizim amacımızlardan birisi, önceliğimiz bu. Evet. Kendi milli ve manevi kodlarıyla, evet, kültürel kodlarıyla donanımlı, akademik başarısı yüksek insanlar yetiştirmek bizim önceliğimiz. Peki Elazığ'da kaç tane kursler üyesi kurs var? Veya bütün dernekler size üye midir? Şöyle söyleyeyim, evet, Elazığ'da milli eğitime bağlı olan biz kursler olarak evet, eğitim öğretim faaliyetleri resmi olarak yapan, milli eğitime bağlı olan legal kurumlarız. Bunun özellikle altını çiziyorum. Milli eğitime zaten yani milli eğitime bağlı olmadan açılamıyor. Bunun legal olmadığını düşünen de mi var? Siz özellikle üstüne basarak söylediniz. Ben orayı o kadar açıklamıyorum. Tamam. Tamam. Maalesef var. He. Ama bizim kursler çatısı altına girecek olan kurumlar önceliğimiz bir, milli eğitime bağlı, ruhsatlı, 5580 sayılı yasayı özümsemiş, kurumlarında uygulayan öğretim kurumlarıdır ve bunların içerisinde 24 tane dernek üyemiz vardır. Milli eğitime bağlı olup da derneğimizin dışında kalan sadece 4 tane kurum vardır. He. Geriye kalan hepsi bizim kurumumuz. Yani kalabiliyorlar isteseler. Tabii ki bir zorunluluk yok. Tamam. Zaten biz alırken de şöyle söyleyeyim, bizim bir etik kurulumuz var. Bu etik kurulumuzun kursler üyelik koşulları var. İşte bu saydığımız birçok, ben sadece bir kısmına değindim. Hı hı. Bunları sağlamayan kurumları biz dernekten çıkartıyoruz. Ha. Mesela iki kurumumuzu bu şekilde ayırdık biz. Yani sizin belirlediğiniz, yani ne diyelim, o güzel amaçlara paralel yani sadece bu kültür kodlarımız, milli ve manevi kültür kodlarımızın yanında tabii eğitim öğretim faaliyetlerinde de üst standartlara, etik ilkeler diyelim değil mi? Etik ilkeler evet, tabii bunlara uymadığı zaman bir de yeni açılan kurumları bir yıl almıyoruz. İkincisi mutlaka kursları üye kurumlarında herhangi bir terör örgütünle iktisabı olmama koşullarımız var. Yani mutlaka bir çünkü sabıka kaydının yani ellerine öğrencilerimizi veriyoruz. Evet. Şimdi siz söylerken düşünüyorum, çocuklarımızı emanet ediyoruz değil evet, mi? Evet, bu dediğiniz evet, hususlar önemli. Tabii. Zaten devlet bununla ilgili gerekli çalışmaları yapıyordur. Evet. Ama siz diyorsunuz ki kursler olarak biz de bunları önemseyip takip ediyoruz. Tabii. Artı evet, bir de kursler olarak şunu yapıyoruz. Diyoruz ki kursler güvenli kurumlardır. Zaten bizim kursler üyesi kurumların mutlaka girişlerinde ya da dış pencerelerinde, kapı üstlerinde kurumumuz kursler üyesidir diye evet, bir tabelamız vardır. Ve o kurumlarda asla öğrenci, öğretmen, personel, veli mağduriyeti söz konusu değildir. Yani tamamen güvenli kurumlardır. Diyelim ki hocam şimdi bizim de öğrencilerimiz var. Bir de haberlerden okuyoruz. Özellikle özel okullarda son zamanlarda evet, bu parasal konularda sıkıntılar yaşandı. Yani diyelim ki veli bir maruzatı var, beklentisi karşılanmamış gibi bir durum olduğunda siz bunu
kursları olarak da müdahil olup çözüyor musunuz? Elbette, öyle mi anlayalım? Elbette. He. Ama biz kurslarımızda aynı zamanda öğrenci ve velimize karşı da koruyoruz. Yani he, karşılıklı. Nedir? Diyelim ki kayıt koşullarımız vardır. Evet. Kayıt koşullarına eğer kurs değeri üyesi uymamışsa yaptırımı kurs değeri üye kurumuna yaparız. He. Ancak velinin de taahhütlerini yerine getirememişse tabii ki veli de o taahhütlerini yerine getirmez. Yani tabii o kurslarda bir ekonomik döngüsü var. Evet. Velinin taahhütlerini siz söylerken veli en büyük taahhütü şeydir. Yani hizmet almıştır. Hizmetin karşılığını ödememiştir. Ama karşılığını ödememiştir. Evet, tabii ki kurslarımızın yanında yer alırız. Ama diyelim ki bir eğitim hizmeti almaya gittiğinde öğrencimize ya da velimize taahhüt edilen herhangi bir şeyin yerine getirilmemesi takdirde bunu eğer kurum çözememişse kursları başkanlığına müracaat eder. Bizim etik kurulumuz, disiplin kurulumuz devreye girer. Hemen kurumla irtibata geçer. Öğrencinin problemi varsa kesinlikle çözer. Tamam. Yine ben hızlanmak istiyorum. Şimdi Ahmet Bey siz sizin kurumunuz YKS sınavına mı, LGS sınavına mı hazırlıyor? Her ikisine de mi? YKS sınavına özellikle üniversite sınavına hazırlıyor. Üniversite sınavına hazırlıyor. Çünkü şu anda LGS grupları yasak normal şartlarda. Evet, anladım. Peki hocam şimdi bakın YKS sınavına çocuklar hazırlanacak. Evet. Şu anda böyle sınava hazırlanan çocuğu olan velilerimiz de bizi izliyor. Biraz evet, bu konularda konuşalım. Yani bir de şu anda Şubat tatili ortasına kadar geldik ama başarıyı arttıran faktörler nedir? Şimdi siz yıllardır eğitimin içerisindesiniz. Bizi izleyen öğrencilerimiz de vardır. Önceki yıllardan böyle üst düzey başarı yakalamış öğrencilerinizden de yola çıkarak onların çalışma sistemleri, başarıyı arttıran faktörler nedir? Bunlara birazcık değinelim. Şimdi, başarı genelde 3 ayak derler ama ben hep 4 ayak üzerinde baktım. Anne, baba, eğitim, kurum ve sonra öğrenci. En sona öğrenciyi bırakırım. Anne babanın davranışları çok önemli. Bir sınava hazırlanan öğrenci için her şey sınav bazında bakılırsa belli bir müddet sonra çocuk bunalıma giriyor. Sıkıntılara giriyor. Her şeyi yerli yerine oturtmak lazım. Anne baba kesinlikle eğitimiyle ve öğretimiyle ikisiyle birlikte sınav döneminde de ilgilenmesi lazım. Çocuk dersini de çalışmalı. Yeri geldiği zaman gezip eğlenmeli, kendine bir zaman ayırmalı, artı arkadaşlarına bir zaman ayırmalı. Bunları hep birlikte yapan öğrencilerin hem derse sınava girerken psikolojileri daha düzgün oluyor, stresten daha uzak oluyor, hem de başarı noktasında daha artıyor. Ama sınava giren öğrencilerde anne babanın yanında eğitim, öğretim kadrosu çok önemli. Gideceği kurum çok önemli. Bunlar birbiriyle iç içe. Bunlardan biri eksik kaldığı zaman başarıda da muhakkak eksiklikler oluyor. Yani veli kurumunu da araştıracak. Kendisi evdeki sorumluluklarını söylediniz. Anne baba evet, çocuğun duygusal eksikliğini de gidermeye çalışacak. Diyelim ki duygusala neyi koyuyoruz? Dediniz ya arkadaşlarıyla gezecek, eğlenecek, oynayacak. Bunun yanında dersi de planlayacak. Bu ailenin görevi, onu kenara evet, koyduk. Şimdi çocuğa katkı olsun diye kursa gönderecek diyelim ki çocuğunu. Orada da kurumu araştıracak diyorsunuz. Kesinlikle kurumlara baktığınız zaman bir ciddiyet var mı? Evet. İki, en önemlisi, aslında bu saydıklarımız hepsi birbirinden önemli. Güven var mı? Kurum güvenilir bir kurum mu? Hmm. Üç, eğitim ve öğretim kadrosu iyi mi? Kaliteli mi? Bir özgeçmişi var mı? Buna dikkat edilmeli. Diğeri de gönderdiği kurum halkla ilişkilerinden, rehberlik servisinden, öğretmenlerine kadar bilgi donanımları iyi mi? Bunlara dikkat etmek lazım. Şu anda en büyük problem ciddi olmayan kurumlara öğrencilerimizi götürmek. Hocam bu ciddiyi birazcık açalım. Yani bir insan, bir kurum nasıl ciddi olmaz? Şimdi bir iki örnek verelim yani genel olarak. Rekabetin fazla olduğu yerlerde ciddiyet azalmaya başlar. Evet.
kurum sayıları arttıkça ciddiyet azalmaya başlar. İnsanların kurumunu idame ettirmesi için kursların tek geliri öğrencidir. Bu sefer veli ve öğrencinin hoşuna gidecek şeyleri kurumlar yapar. Ha, yani diyelim ki akademik başarı hedef ama ondan ziyade velinin öğrencinin hoşuna gidecek farklı eylemler yaparak. Akademik başarı üçüncü, dördüncü planda. Veli bunu fark etmeli ama değil mi? Kesinlikle bunu fark etmeli. Ha. Çocuğunuzu bir kuruma yazdırmadan önce o kurumun bir çevresinde dolaşmak lazım. Oradan çıkan öğretmene ve öğrenciye dikkat etmek lazım. Teneffüslerde teneffüse denk getirip oradaki çevredeki öğrencilerin hal ve hareketine dikkat etmek lazım. Kurumun yakınındayken, tabii kurumun uzağındayken hiçbir kurum diğer çocuğa bakması, onunla ilgilenmesi mümkün değil. Ama kendi kurumunun çevresinde ciddi kurumlar öğrencileriyle ilgilenir. Yani diyorsunuz kapının önünde de çocuğu takip ederiz. Çıktı gitti ne yaparsa yapsın yok. Yok. Evet. O kurumdan belirli bir mesafede gittikten sonra artık o velinin işidir. Anladım. Herkes işini yapması lazım. Yani diyorsunuz ki bir veli kurumun kapısında ortamı gözlerse, birazcık da bilinçli ise değil mi? Öğrenciyi, evet. Oradan çıkan öğrenciyi, onların iletişimlerini, diyaloglarını, öğretmeni de kattınız siz. Öğretmeni gözlerse ondan sonra o güvenilir dediniz. Güvenilir kurum mu? Ciddi dediniz. Pardon. Evet. Ciddi kurum olup olmadığını anlayabilir. Kesinlikle. Evet. Zaten bir kapıdan içeri girdiğiniz zaman oranın halkla ilişkilerinden, oranın kurucusundan, gelen öğretmenin kılık kıyafeti, konuşma tarzından, hocam, duruşundan. Hocam şimdi ben ama burada bir şey diyeceğim. Şimdi o kadar profesyonel halkla ilişkiler elemanı koyuyorlar ki oraya. Çok tatlı dilli, çok profesyonel, çok veli, çok rahat kandırma demeyelim de ikna edebiliyor. Ama eğitim sonradan ortaya çıkabiliyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Evet. İnsanlar gerçekten çok bilinçli. Öyle biz mi? Sadece duygularımızı bir kenara bırakıp aklımız ve gönlümüzle iyi hareket etmemiz lazım. Buna çok dikkat etmek lazım. Tüm kurumların ne kadar iyi, eğitim kadrosunun nasıl olduğunu tüm veliler biliyor. Hocam öğrenci sayısı artarsa sizce eğitim, o kurumun eğitim performansı düşer mi? Düşmez. Düşmez mi? Yani eğer ciddiyse, bin kişiye, 2000 kişiye eğitim veriyor. Bin kişiye, 2000 kişiye bir veli olarak soruyorum bunu. Tabii eğer buradaki sınıf ortamı çok önemli, kadrosunun genişliği çok önemli, bin kişiye düşecek öğrenci sayısındaki rehberlik çok önemli. Değil mi işte? Bakın tabii, işte yeni şeyler ortaya çıkıyor. Bunların tabii siz tutar 20-30 kişilik sınıflara çıkarırsanız bin kişilik kurumları artı öğretmen sayısını az tutarsanız, öğrencinin birebir alma şansını azaltırsanız kesinlikle sayı arttıkça kalite kesinlikle düşer. Son 3 dakikamız. Ben Veli Bey'e tekrar söz vermek istiyorum. Şimdi çocuklarımız kursa geliyor. Tamam, kursları konuştuk ama bu çocukların bir kariyer, siz yılların eğitimcisisiniz. Yani sizin değerlendirmeniz bence önemli. Ve her çocuğun bir kariyer planlaması olmalı. Bu kariyer planlamasında özellikle Elazığ bazında da değerlendirirsek öğrencilerimizin bilinç düzeyleri nedir? Veya kurumlar olarak siz bu konuda nasıl çocuklara destek olmak istiyorsunuz veya ne kadar olabiliyorsunuz? Yani ben şu çocukların mesleki ve gelecek kaygıyı ortadan kaldıracak mesleki kariyerlerini nasıl planlamak gerekir? Evet. Sizin değerlendirmenizi almak istiyorum. Ben hemen hızlı ve kısaca şunu söyleyeyim. Bir, demin Ahmet Bey'in vurguladığı gibi mutlaka kursların tabelalarında özel öğretim kursu yazıyorsa veli oraya gitsin. Çünkü bu Milli Eğitim'de bir üst okulun sınavlarına hazırlık ve okula takviye kursları sadece ve sadece özel öğretim kursları tarafından verilir. Tamam. Bunun dışındaki farklı adlar altında gidilen kurumlar legal değildir. Birincisi bu. İkincisi, Ahmet Bey'in dediği gibi mutlaka giden velilerimiz öğretmen kadrosunu isim isim alsınlar. Üç, kariyer planlamasına gelince zaten profesyonel kurumlarda bizler ne yapıyoruz? Sene başında
Öğrenci geldiğinde öğrenci tanıma formu ve kişilik envanterlerimiz var. Bir de meslek belirleme envanterlerimiz var. Çocukların kişiliklerine göre, evet, yatkınlıklarına göre bu bilimsel olan envanterler birebir %100 diyorum, 99 demiyorum. Evet. Birebir %99 mesleğini veriyor. Yani rehberlik servisi olarak bu konuda önemli bir çalışma yapıyoruz. Çok önemli bir çalışma. Velilere de bunu söylüyorsunuz. Sizin çocuğunuzun yönü bu yönde. Evet. Kişiliği bu mesleğe. Başarısı, evet, akademik başarısı bu yönde, evet, daha iyi olacağı. Evet. Dolayısıyla biz kendi kurumumuzda öğrenci yılın başında kuruma başladığı anda öğrenci tanıma forumumuzun yanında ikinci işlemimiz mutlaka meslek belirleme ve kişilik envanterleri yapılır. Evet. Bu envanterlerle veri ve öğrencilerle birebir görüştürülür ve burada hedef belirlenir. Bu hedeflere aylık periyotlarla ne kadar yaklaşıp uzaklaştığı mutlaka öğrenci ve verilerle iletişime geçirir. Hocam bu bence çok önemli. Evet. Yani hiç kimse kendi çocuğunu diyelim ki vasat, orta görmüyor. Evet. En tepeyi hedefliyor. Doğaldır bu da. Doğaldır ama gerçek değil. Çünkü insanlar en yakındakilerini göremezler. Tamam ama ben şöyle diyeyim. Doğal olması doğal ama gerçeklerle örtüşmüyor. Yani, evet, çocuğun, herkesin o hedefe ulaşma olanağı yok. Çocuğun kapasite, belki de kapasite i̇lgisi var ama yok. İlgisi yok. Evet. Yatkınlığı yok. Yani bu konuda da siz velilere bu bilgilendirmeyi, tabii, ve iknayı yapıyorsunuz. Tabii ki. Evet. Öğrenciyi de buna ikna ediyoruz. Öyle, tabii, o da, tabii, önemli. Tabii, ve öğrenci, bizim burada ikna ederken de burada kişisel duygu ve düşüncelerimize değil, tamamen bilimsel yaklaşıyoruz. Hocam süremiz dolmuş. Evet. Yani çok konuşulacak şey var. Ben çok kısa hem velilerimize bu tatilde, evet, öneri, hem sınava hazırlanan öğrencisi olanlara, hem öğrencilere hem velilere çok kısa bir önerilerinizi alalım. Ahmet Bey, sizden de alayım, programı bitirelim. Ben hemen hızlı bir şekilde gireyim. Evet. Bu 15 tatili bir fırsattır. Evet. Bu fırsatta ne yapılmalı? Öğrencinin geçmiş dönemini değerlendirip, eksiklerini belirleyip, yeni döneme hazırlık yapması ve geçmiş dönemle ilgili bu eksiklerini mutlaka tamamlamalı. Yani hiçbir şey için geç değil diyorsunuz. Hiçbir şey için geç değil. Tabii ki. Durumu tespit edip. Tabii ki 4 aylık bir süre bizim. Evet. Yani tatile çıktığınız zaman ortalama 4 aylık bir süre ve 4 aylık bir süredeki eksiklerini de öğrencinin 15 tatiline kesinlikle kapatabilir. Tamam hocam. Ahmet Bey, sizden de kısa bir değerlendirme alayım. Veli hocam yine gerekli bilgileri söyledi. Ben tatiller noktasında farklı bir konuya değineceğim. Evet. Tatillerde öğrenci hem tatil yapmalı, hem 15 tatilde hem de yaz tatilinde, ama akademik düşünüyorsa bilgilerden uzak olmaması için 15 tatilde ağırlık biraz daha fazla olmalı. Eğlence az, ders çalışma fazla olmalı sınava girenlerde. Yaz tatilinde ise normal öğrencilerde eğlencenin fazla ama akademik çalışmanın az olacağı oran olacak şekilde ikisini birlikte götürmesi için. Yani hiçbir zaman birini komple kenara bırakma kesinlikle olamaz. Kesinlikle. Evet. Biz öğretmenler olarak düşünün. Biz bir branş olarak matematik. Evet. 3 ay kendi branşımızda soru çözmesek, soru hazırlamasak, Eylül ayında konu anlatmamızla Ekim ayındaki konu anlatmamız arasında dağlar kadar fark oluyor. Hmm. Çünkü Ekim'e kadar bir yol mesafe kat ediyoruz. Ekim'de asıl kendimize geliyoruz. Tek branşta olan bir öğretmen böyleyse öğrenci tüm branşlara çalışıyor. O noktada 3 aylık bir zaman çocuğu geçmiş bilgilerini komple siler atar. Ha, boş geçirmeyecek. Kesinlikle. Kitap okumak kesinlikle günlük en az yarım saat, yaz tatillerinde en az 1 saat veya 2 saat aralığında soru çözüm. 15 tatile döndüğümüz zaman 2 saat 3 saat günde gezecek, diğerini sınava hazırlayacak. Sınav öğrenciler için. Anladım. Yani öneriler, çok öneriler var, ben biliyorum. Süremiz daraldı diye siz, evet, en önemlileri söylediniz. Teşekkür ederim. Biz, güzel, teşekkür, bir program, inşallah faydalı bir program olmuştur inşallah diye düşünüyorum. Belki sınava yakın tekrar böyle sınav zaman, bir de tercihler dönemi vardı. Onu, evet, konuşamadık. Tercih dönemlerine yakın yeni bir program da yaparız. Sevgili seyirciler, bugün iki değerli eğitimci konuğum vardı. Sayın Veli Aksu ve Sayın Ahmet Aksu. Uzun yıllardır eğitimin içerisindeler. Özel öğretim kurslarında da hizmet veriyorlar. Teşekkür ediyorum tekrar konuk olduğunuz için. Teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta inşallah farklı konu ve konuklarla karşınızda olmayı umuyorum. İyi akşamlar.